Merhabalar, Mutlu Yaşam Başarılı Kariyer Güncellemeniz Var kitabının 8. bölüm tanıtım videosunu izliyorsunuz. İsmim Hüseyin Gül, kitabın yazarıyım. 8. bölüm motivasyon ve başarı ile ilgili. Gerçekten iş yaşamında başarıyı yakalamanın en önemli unsurlarından bir tanesi iyi motive olabilmek. Dolayısıyla bu bölümde iş yaşamında nasıl iyi motive olabileceğinizi, bununla ilgili teknikler neler, bununla ilgili bir takım yaklaşımlar var. Bunlar neler? Bunları açıklamaya çalışıyoruz. Bunun önemli olduğunu kısaca açıklamakta fayda var. Çünkü gerçekten iş yaşamında başarı sadece elde ettiğimiz ücretle, o işte yaptığınız bir takım şeylerle ilgili değil. Onun ötesinde o işten aldığınız tatla, o işte bulduğunuz anlamla ya da işi yaparak yaygın olarak başkalarının hayatında olumlu anlamda bir takım değişimler gerçekleştirebiliyor musunuz? Bir katkı üretebiliyor musunuz? Bununla da ilgili bir olay. Dolayısıyla ele aldığımız tartışmalar, yaklaşımlar bunları da ortaya koyuyor. Özellikle burada dile getirmek gerekirse Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi bu anlamda çok önemli bir yaklaşım. Bu yaklaşımda da özellikle hiyerarşinin en tepesinde yer alan kendini gerçekleştirmek kavramı önemli. Bizim dilimizde aslında kendini aşmak olarak çevrilmesi daha uygun diye düşünüyorum. Çünkü işte kendinizi gerçekleştirmeniz, bunu yaparken işe verdiğiniz katkının ötesinde işten faydalananlara ya da genel olarak topluma yönelik bir takım fayda ve katkı üretebilmenizle de ilgili. Ama aynı zamanda o işin sizin için bir anlamı olması, size bir doyum sağlaması, artı kendinizden, yeteneklerinizden işe bir şeyler katabilmenizle ilgili bir boyutu var. Aynı zamanda mesela yenilikçi, yaratıcı bir takım düşüncelerinizi işte özellikle kullanmanıza, işe bunları yansıtmanıza, iş süreçlerinde iyileştirmeler yapmanıza, işte kendi düşüncelerinizi, fikirlerinizi işe katmanıza, işte iyileştirmeler yapmanıza müsaade edilmesi, bunlar da iş doyumu ile ilgili ve kendini gerçekleştirme hissini aslında bunlar yaratıyor. Yani kendini aşma sadece işten elde ettiğin ücretle, işte elde ettiğin yükselme ile ilgili değil, o işle ilgili olarak hem senin aldığın doyum hem de topluma katkı anlamında çok daha yaygın ürettiğin faydayla ilgili bir boyutu var. Ve aslında bu Abraham Maslow'un 50 yıl önce belki ortaya koyduğu bir yaklaşım ama onun ötesinde günümüzdeki çağdaş yaklaşımlar da bunu içsel motivasyon olarak tanımlıyor ve bunun da önemli bir şey olduğunu, yani motivasyonu kendi içimizden ortaya koymamız, içimizden gelmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Umuyorum motivasyonla ilgili bu bölüm kariyer yaşamınızda başarınıza katkı yapar ve daha mutlu bir yaşama sahip olmanızı sağlar. Teşekkür ediyorum.